Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle i20N'i konuşacağız. Daha doğrusu i20N'le alakalı böyle çok da detaylara girmeden bizim standart bir prosedürümüz vardı biliyorsunuz. Böyle aracın en hoşa giden, en göze batan özelliklerinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki bunu ben tek yapmıyorum. N'le alakalı videolarda en genç arkadaşımızı kullanıyoruz. Kimdi o? Merhabalar, ben satış danışmanınız Yasin Şener. Bugün sizlerle birlikte, Eyüp Bey'le birlikte yeni aynen. i20N'i beraber inceleyeceğiz. Yasin başımızın etini yemişti. i20N gelecek, i20N evet, gelecek. Seviyor performanslı araçları aslında evet, sorarsanız. Abi. Geçmişten gelen öyle bir hevesi var. Genç olması da tabii bunda etkili ama hani biz ona göre daha yani yaşça yani daha büyüğüz ama. Aylardır şu aracın şeyini evet, yapıyordum. Yani bu aracı geçen görünce. Geçen seneden beri. Evet biz de çok keyifli bir araç olduğunu gördük. Yani uzun zamandır görmeyi arzuladığımız bir tarz var araçta. Jant yapısından hani motor sesinden falan rengi böyle. Bile tabii çok o farklı. Detayları sana bırakacağım kardeşim. Rengi bile çok farklı. Aynen abi. Performans. Demin onu dedim hatta geçerken. Aynen. Ne kadar güzel bir mavisi var dedim. Yakından görmenizi isteriz bu arada. Arabanın sanırım bugün rakamları açıklanacak. Bugün rakamlar lansmanı yarın da kalmayabilir da onu da söyleyelim yani. Şu an lansmanı yapılıyor İstanbul aynen. Intercity Park'ta. Ayrıyetten tabii oradan da videolar, görüntüler gelmeye başladı tabii. Aracın hani test sürüş, performans. Biz de oradan geri kalalım. Geliyor. İstemedik evet, yani. Oradan kamer da geri plaza, kalalım. Kamer tube olarak biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapalım dedik. Ben buradan sonrasını sana bırakmak istiyorum. O kadar keyifle bekledin ki keyifle de anlatmanı istiyorum. Çok detaya girmiyoruz ama istediğin kadar detaya da girebilirsin. Şimdi, araba sende kardeşim. O zaman şöyle ben başlayayım. Normal hani dışarıdan bakıldığı zaman i20'den farklı bir hani bir şey yok. Çünkü i20 Style Plus yani. Elite'den baktığımız zaman hemen dışarıdan tamamen aynı araç. Bu aracın en hani dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi renginin çok farklı evet. olması ve performans mavinin tavanın tamamen siyah gelmesi. Evet. Ayrı bir kombin yapmış. Aracın ön panjürü tamamen piyano bilek geliyor. Ayrıyetten kırmızı en şerit çizgisi evet. de gayet sportif bir görüntü katıyor evet. araca. Bir de rallilerde kullanılır damalı bayrak görüntüsü evet, damalı verilmiş bayrak, ya şu ön kısma. Bu şu damalı bayrak aynen. en logosundan biraz şey yapılıyor zaten. Çok da güzel olmuş. Son yani. N'de de anlatmıştık evet. bunu. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman 5 kollu Pirelli marka 18 jantlarımız var. Kaliperlerimiz çok de yine burada yani. Kırmızı. Buradan yine yan tarafa geldiğimiz zaman da marşibiyerlerimiz kırmızı detaylar kırmızı burada detay, gerçekten ne biçim gelmiş, hakkını değil veriyor mi? Aracın. Ayrı, arka tarafa geldiğimiz zaman arka farlarda şöyle bir şey var abi. Aracın tamamen bir önceki i20'ler, normal i20'lerde kırmızı geliyordu. Burada N'de tamamen iç kısmının siyah olduğunu görüyoruz ve arka difüzörünün tamamen çok şık, çok evet. şık olduğunu ve egzozunun bambaşka bir egzoz olduğunu, performans egzozunun. Tek egzoz görünümünde ama içi çift egzoz aslını sorarsan çok şık görünmüş. Bu egzoz için bir falan. Yıl çalışma yapılmış evet. sadece öyle söylentiler var bildiğin biliyorsun. Çok, biz İstersen, beraber de incelerken hatırlarsan böyle çok öyle dikkatimizi çeken detaylardı. Hani otomobil anlayan, otomobilden birazcık hani kavrayanlar böyle bu tip detaylara önem veriyorlar. Tabii. Hani sadece dıştan bakıp geçmiyorlar. Bunlar ince detaylar. Benim çok hoşuma gitti. Senin de çok hoşuna ya gitti. Ya dış tasarım olarak tamamen hani spoiler olsun, şu spoiler'a baksana şu harika olsun. Bir görüntü yani. Şöyle bir şey. Bambaşka bir tasarım. İstersen aynen. bir de kaputu kaldıralım. Tamam. O bizim meşhur o kaputu kaldırmaları. Kaputu kaldıralım. Motordan i̇şte bahsedelim. Bunun kaputu açılır. Bunun kaputu açılır işte. 1.0, 1.4 araçlara da açıyoruz ama bunun kaputu bir merak edilir yani. Evet. Bence. Şöyle ben bir kaputu aynen. açayım. Evet Eyüp abi araçta 1.6 turbolu 205 beygir. Böyle bir görüntüye çok alışkın evet. değiliz yani dolgun 205 dolgun. 205 beygir dolu dolu bir motor geliyor. Aynen. 275 Nm tork var evet. araçta. 0-100'ü 6.2 saniye abi aracın. Tamamen pist için üretilmiş bir ve araç. Ve onu evet. ispatladık yani. yani 6.2. 0-100'ü var. Araç 6 ileri manuel. Evet. Yani düz vites dediğimiz performans araç yani araç. Sonuçta. Yani çok. Ya şuradaki kırmızılar bile detaylar bile. Yani kaputu açtığında. Tabii şurada Smart Stream yazıyor. Turbo evet. yazısı. Yani turbo. Bunlar çok önemli yani detaylar. Aracın kilosu da 1200 kilo. Evet. Oradan. Ve şimdi Paris. Ben tahminim şu. Çok fazla gelmeyecek bu araçta. Evet çok fazla yani adetli gelecek yani. Belli adetlerde gelecek. Ve birçok insan bundaki spoiler'ı ne bileyim işte şu yan marşpiyerleri falan olarak, çok sevecekler. Evet. Ve tahminimce 1.4 i20'lere 1.0 i20'lere de bu aksesuarları isteyecekler evet. gibi görünüyor. Evet. Çünkü araba çok şık gerçekten. Belki şu ön paneli falan hani bizimkile değişebilir. Ya, neler tabii, olacak neler, neler yani. Olacak. Bu araba çok şimdi şeylere gibi aslında. İstersen kaputu kapatalım abi. Şöyle.
Bu arada güzel bir kaput kapatma yöntemiydi. Bunu da üstüne basarak kısaca geçeyim orayı. Tabii, tabii. Şimdi bazısı kaputu bırakıp şuradan bastırıyor. Zamanla bu kısımda göçük oluşuyor. Kaput biraz önce Yasin'in yaptığı gibi belli bir mesafeden bırakılarak kapatılır. Onu da buradan söylemiş olalım bilmeyenler sen varsa. Sen istersen direksiyona geç. Direksiyona, yok, direksiyona sen geç. Lütfen sen çalıştır arabayı. Yok, direksiyona sen geç. Tamam, eyvallah. Ben yan taraftan anlatayım sana bütün aracı. Tamam, tamam. Şimdi yani arabanın bir kere... Koltuk dizaynını zaten detay olarak girecektir. Sporta koltuklar var zaten. Aynen. Abi araçta. Yine N logosu. N falan. Logoları, o mavi işaretler falan. Tabii bunu sen kendine göre ayarlamışsın. Evet. Ben biraz küçük olduğum için. Çalıştırmadan önce istersen şöyle bir şeyden bahsedeyim. Aynen abi. Detaylardan bence şurayı bir anlat önce kardeşim. Şu direksiyonlarla. Şimdi şöyle direksiyona geçmeden önce bir araçta ses sistemi tamamen hani hem sportif araç dedik ya. Bose marka ses sistemi ve amfisi buffer'ı bulunuyor. Evet. Aracın direksiyonunda şu tuşlar çok merak edildi. Şu rear tuşu, end tuşları falan. Şöyle anlatalım istersen abi. Sol taraftaki end normalde hani comfort, sport, eco moduna ayarladığımız bir tuş. Burada da end custom yani end custom dediğimiz bir tuşumuz var. Burada şuradan kendine bir performans tablosu çıkartıyorsun. Burada hani saniyelerini, turbo basıncını şeyini falan ayarlıyorsun. Buraya kaydediyorsun. Burada da kaydettiğin zaman o yola çıktığın zaman yani pistte veya trafiğe kapalı alanda çıktığın zaman tamamen değişiyor. Kendine göre özelleştirmiş olduğun modu zaten, buraya almış oluyorsun. Evet. Burada zaten aracın normal sana konfor sunduğu modlar var. Tamam süper aynı. Şimdi şu rear tuşunu herkes merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. burada hani mesela kalktık gidiyoruz. 2'ye çektik, 3'e çektik. Evet. Burada debriyaja her bastığımızda aracın bir devri düşüyor. Evet düşecektir. Burada doğru. Hani rear tuşunu asarak yani 3'ten 2'ye veya 2'den 3'e çektiğimiz zaman aracı burada devir düşmüyor. Deviri daha da artırarak tam performans sağlıyor. Evet. O yüzden 6.2 verisi var zaten. Evet. Yani o aradaki düşüşleri otomatik olarak geçmiş oluyorsun. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben anlattıklarının çoğunu biz de hepimiz biliyoruz. Bunların eğitimini aldık ama ben hani sorabilecekleri soruları düşünerek soruyorum. Bu rear tuşuna basma dediğin hani bunu ne zaman moda sokuyor? Arabayı çalıştırdık direkt basıp öyle mi hareket ediyoruz? Belli bir mesafe sonra mı? Vites geçişlerinde mi? Nasıl basıyoruz yani? Şimdi şöyle abi normal hani Comfort Sport Eco'da kullanırken bunu zaten kullanmanıza gerek kalmıyor. Evet. Hani burada işte en kostümü aldık. İşte böyle bir kalkalım biraz yürüyelim dedik. Evet. Orada rear tuşuna basarak hani oradaki performans da denememiz gerektiği zamanlarda burayı kullanabiliriz diyorsun. Evet. Ya da biriyle kapışmamız gerektiği zamanda. Yok onu biz trafiksiz alanda yapmıyoruz. Aynen. Ne yapalım çalıştıralım mı? Vites topuzumuz da çok istersen bir çalıştır bir sesini duyalım. Vites topuzunu da atlamayalım gerçekten. Evet. Çok şık bir vites topuzu var. Yani böyle baktığın zaman gerçekten ene yakışan böyle sportif bir görüntüsü var. Evet çalıştırıyorum aracı. Debriyaja basarak bütün düz vites araçlarımızda olduğu gibi debriyaja basarak çalıştırıyorum sesi bu aracı. Çok güzel ama onu. Şöyle inceden bir gaza da dokunacağım ben. İstersen şöyle yapalım. Bir egzozu açalım öyle bas. Tamam olur. Sen de. Şimdi şöyle yapalım. Hepsini de buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan da ayarlayabiliyoruz. Şuradan sport'u alıyorsun. Demiştim ya abi. Ben kastım diye. Buradan aldığımız zaman. Of, alevler malevler. Aynen. Evet. Şu an kostüm bir de. Şu an basabilirsin gaza. Sıralın yok. Bu patlamalı sesleri falan. Popcorn diyoruz biz ona. Aynen. Yani bunlar çok acayip şeyler. Şu an bir yola çıkasın geldi. Yani ne bileyim böyle bir gidelim. Bir elim içelim. Aynen aynen. İstersen showroom'un içinde olduğumuz için kapatıyorum ben şu anda. Evet, aynen. Fazla da şey içeriye de gaza boğmayalım yani. Sesi duymuş olduk. Şuradan N modu demiştim ya hani burada şeyleri yapıyoruz diyor. Şurada bir N modumuz var. Buradan bütün her şeyimizi ayarlayabiliyoruz abi. Gaz pedalının tepkimesini görebiliyorsun. Yağ sıcaklığını, motor sıcaklığını zaten falan hepsini onları geçtim. Evet. Burada kendine tur zamanlayıcı seçiyorsun. Hani piste çıktın. Tamam anladım. Orada bütün zamanlayıcını kaydedebiliyorsun. Fren basıncını kontrol edebiliyorsun. Direksiyon özelliklerini ayarlayabiliyorsun. Tabii hepsini ayarlayabiliyorsun. Sonra yani da bunların hepsini kendine özel bir performans modu haline getirip bu şekilde tek tuşla kullanabiliyorsun. Şey gibi düşün. Hani koltuğu hafızalı olan araçlarda kendi koltuğu burada da motoru hafıza yapmış oluyorsun. Yani kullanmak burada hani şey bir de yapabiliyorsun abi launch control var mesela oradan hani drag dediğimiz yarışlar oluyor. Evet. Sıfırdan 100'e işte burada launch control var onu kaydediyorsun. G'yi bile gösteren burada şeyimiz var aslında. Evet.
7'in G kuvvetini bile gösteren aynen basınç şeyi var. Tamamen pist için üretilmiş ama artık aslında öyle. Evet. Türkiye caddelerinde araba. Ama yani çok heveslisi var bu tarz araçların. Evet. Hatta insanlar kendi çabalarıyla böyle araçlar yapmaya falan çalışıyorlar. Kimi başarılı oluyor, kimisi sadece görüntüde başarabiliyor. Burada Hyundai onlar adına muhteşem bir araç yapmış. Yılların birikimini, ki Hyundai biliyorsunuz motor sporlarında da çok iyi. Yani yılların birikimini bu araçta aslında sentezleyip yani normal şehir trafiğinde kullanabilecekleri bir performans aracı yapmış. Çok hoşumuza gitti bizim hem araç. Hem şehir içi hem pistte kullanılabilecek aynen bir araç abi. Zaten geri kalan özelliklerine baktığımız zaman dijital klima, kablosuz şans, evet, far, yağmur sensörü, hayalet ekran. Donanım i̇şte olarak da dolu bir araç. Dolu bir araba yani. Evet. Aynen. İşte şerit takibi, ön çarpışma, hız sabitleyici, Bluetooth. Onların hepsi de mevcut araçta. Araba çok güzel. Yani evet, benim de çok hoşuma gitti. Ama Yusuf'un sanki bir sorusu olacak gibi geldi iki bana. İki tane bir konuya parantez tamam açmak istiyorum. Tabii ki, lütfen. Aracın aslında ilham kaynağı Dünya Rally Şampiyonası'nın birçok kez şampiyonu olan i20 evet, rally evet aracından alınıyor. Evet. Bir de araçtan aşağı indiğiniz zaman ayrıyetten bir parantezi de jantları açmanızı istiyorum. Evet, demin evet çok kısa geçtik. O kısa jantlar geçtik, efsaneydi evet yani. Onu o şekilde geçmememiz gerekirdi. Hatta inelim biraz da janttan tamam, bahsedip ondan bahsedelim sonra da yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Araç yere çok yakın abi, farkında yani mısın? Yani jantları zaten detay alırsın diye aslında çok da evet konuşmadık ama üstüne biraz konuşmamız gereken bir jant. 18 inçlik jantlar, 215-40-18'lik jantlar var araçta. Şu yanak mesafesinin darlıkları, o bahsetmiş olduğumuz ya ağaç dalı gibi çok şık görünüyor. Abi Pirelli yani, evet, olması lazım. Evet, Pirelli yani 5 kol diye geçiyor. Aynen. 18 İçeriden jant o kırmızı evet en detayının görünmesi. Kaliperlerinin hani hareket büyük halindeyken o düz bir kırmızı olarak görünecek ama evet araba hareket halindeyken farklı, dururken farklı. Yani çok farklı bir tasarım yapılmış araca aslına sorarsan. Ben yani çok beğendim. Şey gibi derler yani abi, mermi gibi duruyor. Mermi gibi. Mermi gibi duruyor. Orada çok kullanıyor. Doğru. Mermi gibi araba yapmışlar. Yani, performans renk uyumları da çok güzel abi. Jantta gam metal kullanıyorsun. Evet. Flan kaliperlerin kırmızı renk. Yanlardan kırmızı şerit geçiriyorsun ve gözü hiçbir şekilde evet yormuyor. Üstten baktığın zaman tavanı tamamen piyano bilek siyah. Yan aynaları siyah yapıyorsun. Evet, kombinasyonu evet çok iyi. Yani. Renk kombinasyonu. Renk performans mavi diye bir renk çıkartıyorsun. Aynen. Yani Hyundai renk konusunda da bayağı çok iyi ileride. Ya baksana şu LED'lerin, floresan araçlarının yanması zaman falan. Harika. Araç çok güzel. Anlatmakla bitmez. Bence yavaş yavaş sonuna gelelim kardeşim. Evet. Gel şöyle geçelim seninle. Yavaş yavaş duamızı, temennimizi yapalım. Ondan sonra da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Bu videoya özel de performanslı bir araç olsun diyoruz. Ve ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Ben Yasin Şener. Hyundai ile kalın. Hoşça kalın. Kamerle kalın. Görüşmek üzere.